Değerli katılımcılar, bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu ile Sakarya Üniversitesi'nin ortaklaşa düzenlediği tasarrufa dayalı faizsiz finansman sistemi çalıştayına hoş geldiniz. Öncelikle açılış konuşmalarını yapmak üzere Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Fatih Savaşan Bey'i kürsüye davet ediyorum. Değerli misafirlerimiz, hoş geldiniz. Kurum üyelerimiz, sayın hocalarımız ve konuyla ilgili diğer arkadaşlarım, değerli temsilcilerim. Sakarya Üniversitesi ile denetlenme ortaklaşa düzenlediği bu aslında bir yönüyle teknik çalıştaya hoş geldiniz. Ben tabii burada kısa bir açılış konuşmasında çok fazla sözümü uzatmak istemiyorum ama meşhur ifadesiyle yeni Türkiye dediğimizde ben aslında biraz da normalleşen Türkiye'yi anlıyorum. Normalleşmenin içerisinde de şüphesiz %99'un Müslüman olan bir ülkede İslam'ın değerlerine uygun bir takım düzenlemelerinde bulunması. Tabi bu anlamda Türkiye faizsiz finans alanında diğer birçok alanda olduğu gibi geç kalmışlığı yaşıyor aslında. Ancak yüz artıcı işlerde yapılmıyor değil. Özellikle 2008'den sonra 2010'lardan itibaren çok ciddi çalışmaların yapıldığını görüyoruz. Bu anlamda ben özellikle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nu tebrik etmek istiyorum. Çünkü Türkiye'de bazı kamu kurumları adım atmaya başladı. Ama göründüğü kadarıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu en hızlı adım atan ve alana en fazla hem teknik hem de bilgi anlamında katkı yapan kurumların başında geliyor. Onun için ben başta tüm temsilcileri, tüm Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nu tebrik etmek istiyorum. İnşallah hayırlara vesile olur çalıştığımız. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Profesör Doktor Fatih Savaşan hocamıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi de açılış konuşmalarını yapmak üzere Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kurul üyesi Sayın Olcay Turan Beyefendi'yi kürsüye davet ediyoruz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ülkemiz 2001 yılında yaşadığımız finansal kriz sonrasında önemli yapısal reformları başarıyla hayata geçirerek makroekonomik istikrarı sağlama yolunda önemli adımlar atmıştır. Ancak ekonomik büyümenin sürdürülebilmesi halen en önemli sorunlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Sürdürülebilir ekonominin büyümenin önündeki engellerin başında yetersiz tasarruf oranları gelmektedir. 2001 yılından itibaren tasarruf oranlarımızda sürekli düşüş görülmüş, nihayetinde yüksek tasarruf açığı ve cari işlemler dengesinde bozulma meydana gelmiştir. Geçmişte %18-20'lere kadar çıkan tasarruf oranlarının ay saf milli hasılaya oranı günümüzde maalesef %12 ile 14 bandı arasında yerleşmiş bulunmaktadır. Dünya tasarruf oranının ortalamasının %25 civarında olduğu düşünüldüğünde Türkiye'nin bu konuda kat etmesi gereken uzun bir yol olduğu açıktır. Düşük tasarruf oranları ekonominin dış tasarruflara giderek daha bağımlı hale gelmesine yol açmaktadır. Dış tasarruflara bağımlı bir büyüme modeli kuşkusuz sürdürülebilir değildir. Bu bakımdan Türkiye'nin istikrarlı ve uzun dönemli bir büyüme performansı yakalaması için yurt içi tasarrufunun mutlaka artması gerektiği açıktır. Tasarruf oranları artırılabilmiş başarılı ülke örnekleri incelendiğinde tüm bu ülkelerde hane halkının ve küçük yatırımcıların tasarruf etmesini sağlayacak mekanizmaların oluşturulduğu görülmektedir.
Ayrıca bu ülkelerin tamamında mali piyasaların derinleştiği ve tasarruf sahiplerine geniş bir portföy olanağı sunulduğu bilinmektedir. Türkiye'nin orta gelir tuzağına yakalanmadan ileri düzeyde gelişmiş ülke grubuna geçmesi için tasarruf oranlarının artırılmasının yanı sıra finans kuruluşları ile veya sektörün daha yoğun bir işbirliği içerisinde faaliyet göstermesi gerekmektedir. Bu konuyla ilgili olarak faizsiz finans kuruluşlarımıza çok büyük görevler düşmekte olduğu inancındayım. Hepimizin takip ettiği üzere 2008 yılında yaşanan finansal kriz sonrasında faizsiz finansın önemi çok daha iyi anlaşılmaya başlamıştır. Faizsiz finans sektörü, reel yapının sunduğu destek ve istikrarlı finansman altyapısı nedeniyle başarılı batılı ülkeler de dahil olmak üzere birçok ülkenin ilgisini çekmektedir. Faizsiz finans sistemi, salt tüketime odaklanmış bir anlayışa değil, üretimi desteklemeye odaklı bir felsefeye dayanmaktadır. Bu açıdan faizsiz finans, ülkemizin kalkınmasına önemli katkıları sağlama potansiyeline sahiptir. Faizsiz finansın, ülkemiz finans sektörü içerisindeki payı maalesef %5'ler civarındadır. Söz konusu payın 2025 yılına kadar %15'ler seviyesine çıkartılması ise ülke olarak stratejik hedeflerimiz arasındadır. %15 pazar payının gerçekleştirilmesinde ise büyük zorluklar bulunan bir hedef olduğunu biz de farkındayız. Söz konusu pay oluşturulması için mevcut faizsiz finans faaliyetlerinin geliştirilmesi ve yeni katılım bankalarının kurulmasının yanı sıra mutlaka yeni finansal ürünler ve yeni faizsiz finans kuruluş türlerinin de tesis edilmesi elzemdir. Değerli katılımcılar, BDDK olarak faizsiz finansla ilgili temel hedeflerimizden biri, faizsiz finansman ilkeleri çerçevesinde faaliyet gösteren, banka dışı mali kuruluşları da için olan bir faizsiz finans ekosistemi oluşturulmasıdır. Bu çerçevede faizsiz esasa göre çalışan yatırım bankaları, finansal kiralama, üretici finansman, finansal kooperatif ve tüketici finansman şirketleri gibi alternatif kuruluşların geliştirmesinin faizsiz finans ekosisteminin oluşturulmasında önemli bir adım olacağını da düşünmekteyiz. Özellikle bugün faizsiz finans ilkelerine uyum çerçevesinin tartışılacağı, tasarrufa dayalı finansman sisteminin faizsiz finans sektörümüzün geliştirmesinde önemli bir katkılar sağlayacağı inancıdır. Tasarrufa dayalı finansman sisteminin adından da anlaşılacağı üzere katılımcıların birikim yapmaya yönlendirmesi sebebiyle konuşmamın başında da bahsettiğim üzere ülkemiz tasarruf oranlarının artırılması konusunda da ciddi faydalar sağlayacaktır. Bu bakımdan BDDK olarak Sakarya Üniversitesi işbirliğiyle organize ettiğimiz çalışmalarımızın temel hedefi bu sistemin hem mevcut finansal kuruluşlarımız tarafından hem de ülkemiz faizsiz finans ekosistemine dahil etmeyi temenni ettiğimiz kuruluşlar tarafından uygulanabilir faaliyet olarak tanımlanmaktadır. Temelimiz olur ki hem katılım bankalarımız hem de faizsiz banka dışı mali kuruluşlarımız bu şekilde ülkemiz faizsiz finans sektörünü daha iyi noktalara taşırlar ve ülkemiz ekonomisine katkı sunarlar. Bugün burada gerçekleştireceğimiz etkinliğin ülkemiz ve faizsiz finans sektörümüz için çok büyük muvaffakiyetlerin başlangıcı olmasını diliyor. Hepinize saygılar sunuyor. Sakarya Üniversitesi'ne de bu katkılarından dolayı ayrıca özellikle teşekkür etmek istiyorum. İyi günler diliyorum. Olcay Turan Beyefendi'ye konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz.